Merhabalar, Yurt ve İnsan programının sevgili izleyicileri. Yurt ve İnsan dedik, bugüne kadar birçok program yaptık. Bu programlarımızda yurdumuzdan, yurdumuzun güzelliklerini, insanımızın becerilerini, geriye bıraktıklarını anlatmaya çalıştık dilimiz döndüğünce. Yine İstiklal Savaşı'nda yurdumuz Afyon'dan ve bu savaş sırasında yapmış olduğu günlüklerin, yazmış olduğu günlüklerin hepsini toplayıp not eden Koca Behçet'i bugün izleyeceğiz. Bugün sizlere anlatacağız. Tabii ki onun torunu Beyiç Bey vasıtasıyla. Koca Behçet, Afyon'un yetiştirdiği nadir insanlardan biri. Bu kitabı da Afyon Karahisar Belediye Başkanlığı Burhanettin Çoban döneminde basılmış bir kitap. Şimdi Beyiç'le güzel bir sohbete, güzel bir yolculuğa başlıyoruz. Sizleri de yol arkadaşlığına davet ediyoruz sevgili seyircilerimiz. Evet, Beyiç Bey, Milli Mücadele Günlüğü dedik. Günlük ne zaman tutulmuş? İşte düşman bizi böyle işgal etti diyor, böyle vurdu diyor Mehmet Bey. Yine bunları bilmezsek yine vurabilir. Evet. Bu günlüğü kim buldu? Bu günlüğün serüvenini biraz anlatır mısın bizlere? Bu günlük, dedem Koca Behçet, benim dedemdir. İki kardeş onlar. Büyük olduğu için, yani yaşça büyük olduğu için koca denir. Küçüğü de Mehmet Ali'dir. Bu günlük 23 Haziran 1921 günü başlayıp 1 Eylül 1922 günü bitmiştir. Dedemin askerliği 9 yıl kadardır. Dedem 1891 yılında Afyon Karahisar'ın Akmeçit Mahallesi'nde dünyaya gelmiştir. Babası Hasan Tahsin'dir. 3 defa askere alınmıştır. 3. askerlikten sonra pençe mühürlü redif tezkeresi, Enver Paşa'nın pençe mühürlü redif tezkeresi kendisine verilmiştir. İhtiyat alınmıştır. Dedemin dedesi Afyon ve Umumi Tabibi Mustafa Behçet'tir. Kendisi ağızot denilen bir ilacı bulmuştur. Kitapların iki tanesi Almanya'ya kaçırılmış, bir tanesi yurt dışına getirilmiştir. Profesör Doktor Enver neydi o? Tankalbay. Yok. Profesör Doktor Süheyl Ünver tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Efendim söyleyeyim. Diğer kitapları amcamız Şefik Görkay tarafından kendi tıp kitapları Farsça yazılmıştır yalnız. Kendi tıp kitaplarıyla beraber şeye verilmiştir. Gedikamet Paşa Kütüphanemize verilmiştir. Tabip Behçet'in erkek kardeşi 1. Ferik Sofu Mehmet Ali Paşa'dır. Bağdat varisi 1. Ferik Sofu Mehmet Ali Paşa'dır. Bunun kızı Zahide'den olma torunu Nihat Tunlay Paşa'mızdır. Nihat Tunlay Paşa'mızı tanıtmak istiyorum. Afyon'da yurt içi bölge komutanlığı ve Batı Melezir komutanlığı yapmıştır kendisi. Afyon Spor'un kurulmasında aktif rol almıştır. Ankara-İzmir Karayolu'nun Afyon şehir merkezinden geçmesini sağlamıştır. Örnek evlerde bulunan Göztepe Parkı'nı yapmıştır kendisi. Bir sürü hizmetleri vardır. Bir dakika Beyiç Bey, güzel. Biz bunlara geleceğiz yine. Nihat Tunlay Paşa'mıza ayrı bir sayfa açacağız zaten. Onun Afyon'a çok büyük hizmetleri tabii, olmuştur. Tabii. Bunu çok büyük. Yapacağız. Burada bu kitabı tanıttık ya şimdi. Bu kitabı kim bulmuş? Kim ortaya çıkarmış? Ve Afyon'daki bir profesör arkadaşımız da aküdeki sizlere yardımcı olmuş. Evet. Bu konuda biraz bilgi verirseniz ben mutlu olacağım. Bu kitap dedemin İstiklal Savaşı günlüğüdür. Heybesinde, sırtında bu kitabı elinden düşürmemiştir. Bu kitap 1981 yılında tankçı albay Enver Tuncer tarafından 5 ay sürekli çalışma sonucu Osmanlı Türkçesinden bizim Türkçemize çevirerek babama verilmiştir. Enver Tuncer beyefendi bu kitabı hakkında çok güzel şeyler söylemektedir. Müsaade ederseniz bir iki şey okuyabilir miyim? Kitabın ön sözüyle kendisi hazırlamıştır. Bir iki şey isterseniz. Buyurun, buyurun. Evet. Bu hatıra, siz tamam deyin orada keseyim hocam. Bu hatıralardan bilmeyen çok şeyler öğreniyoruz. Savaşarak kan bağısına, can bağısına öğrenilen şeyler alınmış hakiki tecrübelerdir. Görülüyor ki Koca Behçet zamanının en ileri tahsilini almış, akıllı kendisini iyi yetiştirmiş, kültürlü ve Türklük aşkı ile yanan ileri görüşlü bir kimsedir. Zamanından yıllarca ileride yaşamıştır.
Bundan dolayı etrafında gördüğü gerilik ve kötülükleri ezmiş, bunları gayet rahatlıkla tahlil etmiş ve daha önemlisi kolayca dile getirmiştir. Bu hatıralar zevkle okunacak ve daima rahmet anılacak bir kişidir Koca Behçet. Tamam. Buradan şey edelim. Burada keselim. Tamam. Burada keselim. Ondan sonra ikinci olarak 2005 yılında Afyon Koçtepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nden değerli hocamız Ahmet Altıntaş, Profesör Ahmet Altıntaş bu kitabı alarak tekrar Osmanlı Türkçesinden Dilimiz Türkçesine çevirmiştir, sadeleştirmiştir. Öyle bir şey var hocam. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Tabii kendisine teşekkür ediyoruz. Afyon'a çok hizmet ediyor Afyon. Sağ olsun, başımızın tacı. Hiç durmadan. Bir de şeyimiz var, bu kitabın redaktörü arkadaşımız var, Ercan Kaldoğlu. Bunu da... Şimdi amcanız, pardon dedeniz, medrese eğitimi de almış değil mi? Tabii tabii, 9 yaşında. Annesi, babası... medreseye gitmesini uygun buluyorlar. Evet. Bu konuda da bir açıklamalar yaparsanız dedem 9 yaşında medreseye başlıyor. Afyon'daki Taş Medresesi'ye. Orada gerekli eğitimini alıyor. Eğitimini aldıktan sonra liseye, idari o zamanki adıyla liseye gitmek istiyor. Amcası Afyon Şer'iye Mahkemeleri Katibi Kiram Efendi ona gerek yok diyor. Yani işte medrese eğitimine devam etsin. Gereken yapılır diyor. Daha sonra Afyon'da rüştüyü bitiriyor. İdadiye gidemeden okuldan ayrılıyor. Fakat İdadiye lise kısmı değil mi? İdadiye lise kısmı. 2 yılmış o zaman. 2 yıllık. İdadiye lise müdürü ama eğitimle devam ediyor. Lise müdürü Ali Rıza Bey'den özel Fransızca dersler alıyor. Bununla da yetinmiyor. Kendisi İstanbul'a gidiyor. Özel Fransızca dersi alıyor. Hatta böyle derdini anlatacak kadar ileride göreceğiz. Bir Ermeni doktorla muhatap olabiliyor. Evet. Buradaki medreseye gitme halkın içerisinde çok beğenilen, çok çocuklarını oraya gönderilen bir kurum. Neden acaba medreseye daha çok öğrenci, çocukları gönderiyorlar? Hocam medreseye gittiği zaman uyanıklar, akıllı geçinenler veya çoluğunun çocuğunu savaşa göndermek istemeyenler medreseye gönderiliyormuş o günkü şartlarda. Burada da zaten yazıyor. Başına bir sarık sarılıyor. Senede bir iki defa kontrol ediyor. Orada gaydi geçiyor, ismi geçiyorsa medrese okuyor. Medrese okuyanlar askere alınmıyormuş. Hiçbir yalnız şey. Evet 1300 yani 1908 senesinde hürriyet ilan edilmiş. Talebeler için bedava bademe imtihan olacağı, imtihan veremeyen talebenin asker olacağı şairlere dolaşmaya başlamış. Bunun üzerine medresede okuyan talebelerden paşasına arı girmiş. Kendilerini eğitime vermişler. Evet. Ama tabii yeterli o değil. Onu bilemiyorum yani. Burada ama tabii de asker alınma var yani. Oraya girelim mi hocam? Askere alınma? Alınma. Osmanlı Devleti'ne kaç yaşında asker alınıyor, ne yapıyor? Yok, o sonra iş edelim. Sonra peki. Tamam. Şimdi Koca Behçet'in babası da kültürlü bir zat, büyük kitapları var. Amcası. Amcası mı? Ve dedesi, evet. Amcası dedesi. Ve dedesi yani. Evet. Onun babası normal yani. Evet. Bu konuda da Nihat Tolunay Paşa'ya girmiştim biraz önce. Orada yine kaldığımız yerden devam edelim Nihat Tolunay Paşa'yı ve amcası ya. Hakkında bilgi verirsen teşekkür ederim. Dedesinin kardeşi Bağdat valisi 1. Ferik yani orgeneral Sofu Mehmet Ali Paşa. Çok dindar bir insanmış. Kur'an-ı Kerim okurken iki tane hafızla dinlettirmiş kendisini. Bunun kızı Zahide'den olma torunu Nihat Tulunay Paşa. Nihat Tulunay Afyon'da geldiği zaman Batı Mezir Komutanı'ydı, bilahare Yurtdışı Bölge Komutanlığı yaptı. İki defa geldi gitti Afyon'a. Afyon'a çok büyük hizmetleri olmuştur. Bunun en büyük hizmetleri Afyon Spor'un kuruluşunda çok aktif rol almıştır. Ankara, İzmir, Karayolu şehir içine girmeden İsçesen'in üzerinden direkt gidecekti. Onu şehire Afyon merkezine sokan insandır kendisi. Evet. Nihat Tulunay Paşa. Tulunay Paşa. Genelkurmay ikinci başkanı da oldu galiba. Genelkurmay ikinci başkanıydı. O zaman şeyle beraber, Fahri Korktürk'le beraber Süleyman Demirel 4 tane orgeneral hakkında karar veremediler. Genelkurmay başkanı olması için. Sıra üzüyünce 4 tane orgeneral emekli oldu. Bunlardan birisi de Nihat Tulunay. Afyon'da çok büyük üzüntü yaratmıştı Nihat Tulunay'ın ömürlük konusu. Çünkü Nihat Paşa çok kaliteli bir askerdir. 2 defa dünya harbi oyunları şampiyonluğusudur. Yani evet, evet. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Gani gani rahmet eylesin Allah Nihat Paşa'mızın. Şimdi burada
Dedenizin iki tane evladı var, değil evet, mi? Evet. Aslında iki tane değil de sekiz tane. Sekiz tane. O günkü salgın hastalıklardan, bulaşıklı hastalıklardan, bakımsızlıktan. Dörtte üçünü kaybetmiş. Evet, dörtte üçünü kaybetmiş. İki tanesi kalmış. Hele bir tanesi bayağı 7-8 yaşındaymış. Onu unutamazlar yani. Yıllar geçti. Hala da Beyice ismi. Babanı çok seviyor. Babam çok Muzaffer evet. Bey'i. Ben de tanıdım tabii babanızı. Aynı mahallenin çocuklarıyız seninle biz. Halanız var. Hayriye Hala. Hayriye Hala. İkisi kalıyor. Babamla Hayriye Hala kalıyor dünyada. Kalıyor. Diğerleri vefat ediyor. Evet. Şimdi dedenizin Türk ulusunun bölünmesi için en korkunç yol olarak şey diyor. Kim bu en korkunç yol? En korkunç yol. Neymiş bu koyun? Particilik, particilik. Particilik. Evet. Kendisi de bir dönem Demokrat Parti'de çalışıyor. Bir dönem önce Halk Parti'de çalışıyor Halk yıllarca. Çalışıyor. Sonra Demokrat Parti'ye Hüseyin, o zamanki Hüseyin Tiryakioğlu ile beraber Halil İlmi Bozca, dedemi ısrarla Demokrat Parti'ye alıyorlar. Parti alınca Afyon'un ikiye bölündüğünü görüyor, fark ediyor. Particilik çok tehlikelidir. Milleti ikiye bölmektedir, üçe bölmektedir. Particiliğin ortadan kaldırması için mücadele ediyor. Tabii kendi çapında şey olmuyor yani. Hani yani particilik mümkün değil. O da gerekli ama. O da gerekli ama mümkün değil. Onun için uğraşıyor. Uğraş veriyor. Bakıyor Afyon ikiye bölünüyor. Kimi Demokrat Parti oluyor, kimi Halk Parti oluyor. İkiye bölünüyor Afyon. Ona karşıdır dedim. Particilik evet, çok karşı. Mücadele etmiş, evet. Çok karşılayan. Bu çalışmaları sırasında bir de Bedesten'de manifatoculuk yapmış değil mi? Tabii asker dönüşü kısa evet. Süre tabii 9 sene askerlikten sonra o işe başlamış. Pek dikiş tutturamamış herhalde. İşi bırakmak zorunda kalıyor. Evet. Sonra 1 Mart 1942'de Kamil Gürel'in desteğiyle Yaş Haddi'nden emekli oluyor. Karayoluna gidiyor. Evet, karayoluna. Daha sonra evet emekli oluyor. Karayoluna çıkan emekli oluyor. Şimdi dedenizi mutlaka görmüşümdür ben Behçet'i. Çünkü kapalı durak bizim durağımızdı evet, evet. Biliyorsunuz Afyon'da. Siz de oradan binerdiniz. O mahalle bambaşkaydı. Güven Evler Mahallesi ve Örnek Evler. Çiçekler içerisinde bir mahalleydi biliyorsunuz. Orada sizin evin yakınında dedenizin çok sevdiği bir arkadaşı vardı. O kimdi? Doktor Turgut Aktan. Beş vakit beraberlerdi. Espri yapardı Doktor Turgut'a. O ona yapardı, o ona yapardı. Hatta vefatı Doktor Turgut'un kucağında oldu. Evet, o da, yani en evet. Çok inandığı kişinin kucağında, evet, onun kucağında ruhunu teslim ediyor. Evet. Bu bizi da çok üzünlendi. Doktor Turgut amca da çok üzünlendi. Yani gitmiş evde bayağı elini yüzünü yıkamış, biraz da gözyaşı dökmüş herhalde. Turgut da biliyorsunuz halkın derdine ilaçları kafi olmadığı zaman moralle, psikolojik. Moralle, ruhla verdiği küçük tavsiyelerle de halkı iyi etmiştir ve Allah ikisine de gani gani rahmet eylesin. Değil mi Beyişçi? Evet. Basın hayatı vardı dedemin. 23 Haziran 1921 hava değişikliği sonrası celp kararı veriliyor dedenize. Evet, evet. Değil mi? Evet. Oğlu Muzaffer Aktan'la birlikte istasyonda uğurlaması yapılıyor. O anı biraz anlatabilirsen hem sevinirim. Anlatayım hem de okuyayım. Yalnız bir ön hazırlık şey yapalım mı hocam? O zaman asker alınma nasılmış kim? Buyur tabii tabii, tabii tabii tabii. Şimdi değerli hocam o zaman o yıllarda asker alınma yaşı 17. 10 yaşı. Fakat asker alınırken İstanbullular padişahın hemşerisi olduğu için askere alınmıyor. İlk defa onu yazdım ben. Milli Savunma Bakanı Mahmut Şevket Paşa zamanında 1909 yılında Sultan Mehmet Reşat'ın tahta çıkış törenine katılmak üzere İstanbul doğumlulardan 2500 kişi askere alınarak bir haftalık bir eğitimden geçirildi. Yani 1883'te 1887 doğumlar askere alınmış. 1908 yılında ilk defa. Yani 83'te 87 doğumlar almış. Evet. Evet. İlk defa 1909 yılında asker alınıyor. Yani padişahın hemşerisi İstanbul'da gitmiyor. Torpile geçiriyor. Evet. Değil mi? Padişah çevresi de gitmiyor. Gitmiyor. Padişah gitmiyor yani. Medresedekiler de gitmiyor. Medresedekiler de gitmiyor. Sadece Anadolu'nun yiğit çocukları. Ermeni, Rum, Yahudileri onları almıyorlar. Almıyorlar. Evet. Cingen İslam yani cingenleri de almıyorlar. Ondan sonra gala mollalar alınmıyor.
Kimse kalmıyor yani. Gala gala biz kalıyoruz Afyon'a. Hep beraber oturuyoruz, gülüş çürüş. Afyon'a baktığımız zaman bile en lüks evler, en modern evler, Ermeni evler, Rum evleri. Yani şeyi yazdım ben. O tarihlerde savaşları yazdım. Mesela Kırım Harbi. Hızlı. 1854 yılında Kırım Harbi olmuş. Arkasından 1868'de Girit isyanı olmuş. Arkasından 1877'de Plevne Muharebesi. 1882'de Süveyş Kanalı, 1897'de Dömeke veya Yunan Harbi, 1905'te Yemen Harbi, 1911'de Trablusgarp Muharebesi, 1912'de Balkan Harbi, 27 Aralık 1915'te 29 Nisan 1906 arasında, 16 arasında Kutul-Amara kuşatması. Bunun özelliği biraz benim canımı sıktı. Kutul-Amara Savaşı'nda İngilizler çok büyük yenilgi uğruyorlar. 13.300 İngiliz askeri, zaten. 200 bahsetmiştik, sizinle. 200 subay, asubay, iki tane de generaldi. İngilizler dostumuz, müttefikimiz olduğu için Birleşmiş Milletler'de bunu tarih kitaplarından çıkarılıyor. Daha sonra biz yeni yeni öğreniyoruz yani. Birinci Dünya Harbi hocam, 1915'te 3-4 yerde oluyor. Galicia, Çanakkale, Sarıkamış. Yani ne diyorlar ona? Seferberlik halk arasında. Dedem Çanakkale Savaşı'na katılıyor. Dedem küçüğü Mehmet amcam Kalişçi'ye gidiyor. Kalişçi neresi olduğunu bile bilmiyor. Ondan sonra dedemin kayınbiraderi Trablusgarp'a gidiyor. Yani bir aileden üç kişi de değişik yerlere savaşa gidiyor. Onun altına şunu yazmış. Ne ala bu harpler Türk neslinin tığ gibi, aslan gibi nice baba yiğitlerini insansız değirmeninde öğütmüştür. Biz hep böyle vatanı için ölmeyi şeref bilen seçkin yiğitlerimizi dağ başlarında mahvederiz de hainleri, vatansızları savaş gerilerinde izzet ve ikram içinde besleyip muhafaza ederiz. Harbe giden delikanlıların bir kısmı nişanlı, bir kısmı evli, birçoğunun da kundakta yaşını doldurmamış kuzular vardı. Arkada bıraktıklarını ağlaya ağlaya gözlerine kan inerdi. Ne âlâ memleket değil mi? Osmanlı uyruğunda yaşayan gayrimüslim hakim azınlık, refah ve mutluluk içinde yan gelip yatsın, Anadolu'da yaşayan Türk milletinin de Allah yardımcısı olsun diye bunu uzatıp sınır gidiyor. Sınır boyların, Anadolu'da yaşayan Mehmetçiklerin, kahramanların mezar oluyor, mezarı tabii. Kabristanı olmuştur değil mi? Bu tabii tabii, onlar çok uzak. Çok acı, onlar memleketinden uzak. Özel günlerde bir duayı bile ulaşılmadı belki de. Veyahut da biz zaten ettiğimiz zaman duayı tüm İslam alemi için ediyoruz değil mi? Tabii. Ulaşmıştır inşallah. Vedalaşmasını okuyalım mı kitaptan? Dedemin asker almış 24 Haziran'da. İsterseniz siz bilirsiniz hocam. Ne kadar? Vallahi bir sayfadan fazla, 1,5 sayfa. Çok. Çok mu? Birazcık baştan oku istersen. Tamam. Her neyse. 24 Haziran 1921 tarihinde sevk edilmek üzere bizi şubede tuttular. 5 sene askerlik yapmış, o kendi kafasına göre ters ettiler, ederler beni tahmin ediyormuş. Ama buna rağmen asker şubesine çağırıyorlar, 24 Haziran'da tutuyorlar asker, tamam askersin diyorlar. Biz asker olmayı ümidimizle hiç hazırlık falan yapmamıştık. Biz asker olmama ümidiyle hiç hazırlık falan yapmamıştık. Biz asker olduğumuzu ve şubede tutulduğumuzu evimize ilettik, sürpriz oluyor yani. Validem şubeye geldi, görüştük. Bu akşam şubede yattık. Ertesi gün yani 25 Haziran'da validem tekrar geldi. Üzerimde 30 liraya yakın para vardı. Evimize bir takım iş çamaşırı ile iki tane battaniye getirttim. Fazla bir şey getirtmedim. Bunu anlatıyor. Bir de oğlunun ayrılışı biraz şey yaptı. Oğlu çok şey değil evet, mi? Oradaki oğlum. Babanız yani. Oğlu sizin babanız. Benim babam. Dedemin evet. Oğlu. Oraya atlıyor okuyoruz. Tamam. Kusura bakmayın artık tamam, hocam. Yani tamam, tamam. Vagondan aşağı atladım, muzafferimi kucakladım, öptüm, sevdim. Teessürümden gözyaşlarımı muhafaza etmeye gayret ediyorum. Sevgili muzafferime teessüratımı mümkün mertebe belli etmemekle beraber aynı zamanda teselli etmeye gayret ediyorum. Diyorum ki, oğlum beni İstanbul'dan deden ile ninen istediler. 5 gün kadar varıp geleceğim. O da bu sözlerimden çok memnun oluyor. İstanbul'dan dönüşümde getirmek üzere otomobil, lokomotif ve at gibi oyuncakları getirmem için sipariş veriyor. Falan tamam. Devam edin. İstersen okuyalım. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Evet. Anılar da güzel. Şimdi Eskişehir'e gidiyor. Eskişehir'de rapor alıyor değil mi? Evet, Eskişehir'de rapor alıyor. Tesis bölüğüne veriyorlar efendim. Telgraf tesis bölüğünde. Evet. Ve
yazıcılık yapacak hastanede o raporda. O sonra şey, daha önce yapmış onu. Şimdi bu 5 tane askerlikten sonra bu 14 aylık şey. O bir başına biraz sonra dönelim istersen en başına. Kütahya'nın hükümet binası var. Sırada. Telgraf aslında... telefon, cıngıraklı sabit telefon, cızıltılı seyyar telefon. Bunları kullanıyorum. Evet. 1 Temmuz 1921 Kütahya hükümet konağı düşman uçaklarının hedefi oluyor ve vuruyorlar. Evet. Orada 11 asker şehit oluyor. Şehit oluyor. Okuyalım hocam o şeyi. Hatıra bu da. Hatıra, bu oku, da savaş hatırası. Veyahut da kendin biraz bahsedersen hemen sevinirim. Fazla değil hocam. Artık alçak Yunan, düşmanıma karşı bu milletin yapmış olduğu fedakarlığı dünyada hiçbir millet yapmamıştır. Kıtamızda erkek kadın cümlesi var, kuvvetleriyle çalışıyor ve çalışmakta devam ediyor. Bu zavallı fedakar arabacı kadınlar yavruları kucaklarında arabalarda idare ederlerdi. Tabii ki böyle bir milletin öldüğünü hiçbir tarih kaydetmemiştir. Bu millet ölmez, öldürülemez. Daima yaşayacaktır. 11 Temmuz 1921. Alanyurt'tan Kütahya'ya giden bir düşman tayyaresi hükümet binasını isabet ettirmek üzere bir bomba bırakıyor. Bu bombada hükümetin 10 metre karşısındaki çınar ağaçlarından birisinin üzerine isabet ediyor. Bu ağacın altındaki bahçede 4. fırkanın eleman telefon takımı bulunuyor. Bu takımdan 11 nefer yaralanıyor ve bunlardan 5 nefer şehit olarak rahmet-i rahmana kavuşuyor. 6'sı da ağır yaralı olarak hastaneye gönderiliyor. Gene bu bombanın parçaları hükümet binasının bazı köşe taşlarını kopartıyor. Yalnız bomba hadisesinin bizim fazla derecede dikkatimizi çekti. O da bizim eski inancımızdır. Ölüm insanı nerede olsa bulur. Evet. Burada ölümden, senin söyleyeceğin bir şey vardı. Burada bir kadın varmış. Komutanı. Ölümden kaçarken Kütahyalı bir kadın hükümet binasının önünde bomba ters ediyor. Kadın ölümden kaçarken yakalanıyor. Ölüm nerede olsa yakalar diyor. Yakalanıyor. Kadın evet lime lime parça parça oluyor. Parçalarını bir yerden topluyorlar artık kaldırıyorlar. Şimdi sevgili Bey, burada 4. fıkra komutanı. Evet, en mühim orası. Orada Atatürk'ün ağladığı iki kişiden bir tanesi. İki kişiden biri. Bunlardan biraz bahseder hatta misin? Açar mısın? Bundan önce bir daha hasta oluyor. Atatürk bizzat başına durarak tedavi ettiriyor. Bu savaştan önce yani. O evet. Eskişehir'de yazıyor. Söyle de, bakalım bunları. Kimdi bu 4. fıkra komutanı? Okuyalım hocam onu. Okuma ya, söyle o şeyi. Çok... Neyse, şimdi 13 Temmuz 1921 tarihimiz. Tamam. 4. fırka kumandanı muhterem Nazım Bey tarafından ileri hareket edeceğimize dair katı emir aldık. Emir veriyor. Akşam saat 1'de Kütahya'yı terk edeceğiz. Yine bugün Kütahya'ya posta ve telgraf müdürü Sabri Bey'den 13 Temmuz'da Karahisar'ımızın maalesef sükut, işgal olduğunu haberini aldık. 13 Temmuz'da Kütahyalı posta ve telgraf müdürü Mısırlı Zade Sabri Bey ile eskiden tanışırız, samimi dostumuzdur diyor. Esas konuya giriyoruz. 4. Evet. Fıkra komutanı. 16 Temmuz 1921 sabahında düşman yine var kuvvetiyle bize taarruz ediyor. Tabii biz de karşılık veriyoruz. Akşama kadar bu hal devam etti. Akşam üzeri acı bir haber işittik. O da muhterem kumandanımız Nazım Bey'in şehadet edip rahmet-i rahmana kavuşması haberiydi. Burada duruyor şimdi, tamam. Nazım Bey'in ölümüne şehit olmasına Atatürk çok ağlıyor. Çok ağlıyor. Bir de ağladı bir komutan daha vardı. Çiğiltepe'de Reşat Çiğiltepe. Reşat onu Çiğiltepe. Evet daha önce ağır konuşuyor. Ona üzülüyor yani. Ben kalbini kırdım. O da tabii şey yapıyor. İki kişi ağlıyor. Atatürk en çok bunu ağlıyor yani. Ağladı. Hünkürü iki komutandan ağladı. Biri. Sadece, evet. Şimdi buraya Kütahya'ya geldik. Şimdi hocam Kütahya'da bir nokta daha şey var. Bu yarbay olarak vefat ediyor. Ertesi gün albaya terfi ettiriyor Türkiye Büyük Millet Meclisi kararında. O güne kadar Ankara'da yapılan en büyük cenaze töreni buna yapılıyor. Evet, Nazım Bey'e. Nazım Bey'e. Allah Türkçeden Allah. Başka 3 dil daha biliyormuş, ana dili gibi. Maşallah. Çok değerli bir kurmay yani. Evet, evet. Erken ayrılmış. Evet. Şimdi Kütahya'daki Rum ve Ermeni vatandaşlar var, değil mi? Evet. Bunların elinde, ekonomiyi bunların elinde. Ve askere gitmiyorlar, ticaret yapmıyorlar. Huzur içerisinde o şehri oturuyorlar. Ve amcanız diyor ki, bin nasihat bin felaketten yeğidir. Bin nasihat bir felaket yeğidir diyor sözü.
Çerkezlerle ilgili söylemiş bu çocuk. Çerkezler de çok çalışkan, değil mi? Evet, evet. Kendi aralarında alışıyor. Evet. Çok milli değerlere bağlı. Kütahya'dan, değil mi? Evet, evet. Yani kendi ürettikleri larından alıp ticareti kendi aralarında yapıyorlar, yani dışarıya fazla açılmıyorlar. Açılmıyorlar. Yani. Evet. Ve Yeniliğe de açıklar. Evet. Buradan Kütahya'dan yoldan çıktıktan sonra yolda susuzluğu çok fazla. Bir bataklığa geliyorlar. O bataklıkta su içmek istiyorlar ama içemiyorlar. Ne yapıyorlar? Ayaklarını basıyorlar. Ayaklarını çektiği zaman o basılan yerden bataklığın kirli suyu çıkıyor. Evet. Ve o suyu o askerler içiyor. O an belki yürek yangınına şey diyor ama o bataklıkta kim bilir neler var. Ne mikroplar var, ne bakteriler. Evet, ne bakteriler var. Bir sürü mikrop artık bataklık ötesinden. Polatlı'da İsmet Paşa Hazretleri'nin bir beyannamesini amcan, bu deden burada bahsediyor. Bu beyannamesinde de tabii daha önce Polatlı'ya gelmeden İnönü Savaşları yapılıyor, değil mi? Tabii, tabii. Orada savaşı bırakıp kaçan çok asker var. İsmet Paşa da bunu yaşamış, evet. Görmüş birebir ve öyle bir beyanname hazırlıyor. Neydi o beyanname? Onu pek, neydi, nasıl bir şeydi hocam onun beyanname? Ya, diyor ki, askerden kim kaçacak olursa veyahut da benim emirlerime uymayacak olursa komutanlar hemen idam edilecek. Evet, evet, evet. Hatta kendi mahiyetindeki asker kaçarsa bile vur diyor, vur emri, emri. Vur emri diyor, öldür. Mahkemesiz, mahkemesi öldürün diyor, evet, evet. Doğru. Beyik Bey, yani buradaki işi hep savaşa, bu kaçaklara bizim kadınlarımız dur diyebiliyor. Nasıl? Bizzat savaşa katılarak, değil mi? Tabii, bir fiil aktif olarak katılıyor, evet. Örgü örüyor, savaşın mermisini taşıyor kanıyla, çocuğuyla beraber, çocuğun battaniyesini, merminin üstüne ıslanması, zarar görmesini, evet, Türk kadını öyle yani. Yol yapıyor. Ve bundan sonra kadınlar savaşa girdikten sonra savaştan kaçmak bir yavaş yavaş azalıyor, evet. Duruyor. Hocam en şeyi kadınlar kuzularımız diyorlar askerlere. Mehmetçik kuzu yani, adı kuzu yani. Evet. Şey, kadınların şeyi, lakabı kuzularımıza yemek yapıyoruz. Kuzularımızın esbabını yıkıyoruz. Kuzu olarak şey oluyor. Mehmetçik kuzu olarak görüyor Anadolu evladı kadını. Şimdi Polatlı'ya geliyorlar. Polatlı'dan büyük bir çalışma var Sakarya, Polatlı'da. Kayseri, Sakarya Savaşı için hazırlanıyorlar. Ve Memuslar Polatlı'yı ziyarete geliyorlar. Değil mi? Evet, tabii, tabii. Moral vermek moral için. Moral vermek için. Ellerinde ne varsa birazcık onlara verebilmek için. Tabii deden bu arada ayağından başlığı iş etmeyen, yürüyemiyor. Yürüyemiyor dedenizde. Hastanelere yatıyor, evet. Evet, hastanede yatıyor. Ankara'da tedavi görüyor. Daha sonra Kenkire, uzun belki adıyla Çankırı'ya gidiyor. Onlar evet artık nasıl diyorsun? Söyleyeceğiz. Çankırı'dan da tekrar yola çıkacağız. Evet, tamam. Ve Yunan birliklerinin Sakarya'da evet. Yaklaştıklarını hissediyorlar ve Ankara esnafı Ankara tahliye ediliyor, Kayseri'ye. Tahliye ediliyor. Evet, Ankara tahliye. Nereye tahliye ediyor? Kayseri'ye. Kayseri'ye ediyor. Askerler de Kenkire'ye. Evet. Askerler de Çankırı'ya. Çankırı'ya. O zaman kadı Kenkire'ymiş. Enkürü. Evet, Enkürü. Oraya gidiyorlar ve bu sırada gelen mebuslar oradaki askerlerin her birine ikişer paket sigara hediye ediyorlar. Evet, o zaman herhalde moral verici bir şey sigara, ilaç. İlaç gibi bir şey. Hatta yani o dönemde yaralı olmuş olan askere bir an evvel çabuk kalkabilmesi için sigara, çakmak, bu tür şeyler hediye götürüyorlar. Bu da o zamanki sağlığa bakışla şimdiki hasta sağlığa... Hasta şey ziyareti öyle oluyormuş demek. Evet. Ya, sigara ikramıyla falan filan. Tabii bak, tabii. Hep onu bahsediyor dedem. Demek ki bir şey var. İki paket sigara verdi, üç paket sigara verdi. Evet. O zamanki popüler şey anlayabilmiyordur. Ve buradan
bayram yaklaşıyor, değil mi? Evet. Top atışları arasında Çankırı'da, Çankırı'da bayramı kutluyorlar O Sakarya şeyinin netice sanılıyor. Sakarya'da Türk ordusu galip gelince 3 gün 3 gece hep beraber şenlik yapılıyor hocam. Burada dediğin gibi deden bacağı yavaş yavaş sekmeye, zorluk çıkarmaya bayağı başlıyor. Bayağı zorluk çıkarıyor artık ızdırabına da. Çankırı'da evet. Hastaneye gidiyor. Orada bir Ermeni doktor bayan deden Stahiş'le bahsediyor ondan. Yani biz Ermenidir bilmem, Rumdur bilmem bir şey, bir takım şeyleri kötülüyoruz ama bizimle beraber olan, bizimle beraber bu vatanın kurtuluşu için mücadele eden gayrimüslim insanlar da var değil var, mi? Var, da var. Bunlardan Afyon'da bir da var. Tanesi. Mesela burada Kenkiri, 27 Ağustos'ta 1920'de Kenkiri Hastanesi'ne götürülüyor dedem. Başhekim Yarbay Rıfkı Bey'miş. Rıfkı Bey'in hanımı da Ermeni. Kadın doktor, operatör evet. Doktormuş. Fransa'da eğitim almış, Türkiye'de onunla evlenmiş. Ama çok değerli bir kadınmış. Dedem de Fransızca biliyor. Afyon'da ilerlemiş. Öğrenmişti. Evet. Afyon Lisesi onunla, müdüründen. Evet. Ermenice, Fransızca konuşuyorlar. Çok güzel anlaşıyorlar. Dedeme çok yardımcı oluyor. Bizzat pansumanlarının tedavisini kendisi yapıyor. Hatta dedemin hastanede uzun süre daha kalmasını istiyor. Ama dedem hastaneyi sevmediği için İstanbul'da nefret etmiş hastaneden. Binlerce kişi kucağını dönmüş, onlarca kişi. Onların ailesine mektup yazmış. Onların kiminin eli kesilmiş, kiminin ayağı kesilmiş. Dolayısıyla hastaneden bir an önce çıkmak istiyor. Çankırı Kenkiri Hastanesi'nden çıkıyor. Ama o Ermeni kadının iyilikleri, hizmetleri, yardımları... Ermeni doktor. Ermeni, evet, kadın doktor, operatör doktor. Evet, operatör doktor. Operatör doktor. Yardımlarını Stahiş'le bahsediyor. Sağ olsun hocam. Kengiri'den Akşehir'e doğru çıkıyorlar. Evet, Akşehir'e doğru çıkıyor. Akşehir'e doğru geliyor ve yolda... Domel diye bir köy var. Evet. Domel köyü çok güzelce dedemgili karşılıyorlar, ağırlıyor. Adam güzelce misafir yapıyor, yatağını yorgan iş yapıyor. Karnını doyuruyor. Ertesi gün gittiğinde yoluna yolluk koyuyor. Ama ondan sonra şey başlıyor. Oymaca köyü. Oymaca köyünden sonra ismini orada neşredilmemiş bir köy var. Çok tehlikeli bir köy orası. Oraya canlı giren cansız çıkıyor. Orası da Türk köyü. Oradan Kapaklı köyüne gitmesi lazımmış. O Domel köyünü anlatıyor. Ondan sonra 29 Ekim 1921'de Kapaklı kairesine gitmek için yola çıkıyor. Yani Cumhuriyet'in ilanından bir sene önce. O köy çok artık okumaya gerek var mı? Yok, çok yok, vahşi, yok. Efendime söyleyeyim, nankör, vatan haini insanların olduğu bir köy. Ama İsmet İnönü'nün bir şeyi var, onu okuyalım hocam. Oku buyurun. Evet, sayfa kaçtı? Domel sayfa 102, 96. Köyün camisinin yanında bir parça durdum. Tabii atlayarak gidiyoruz, kusura bakmasınlar. Cami duvarında bir ilan. Talik edilmiş. Nazarı dikkatim celbetti. Bu ilanın icmali şundan ibaret. Bu havalide gerek tedbirli hava, gerek asker soyulsun, ister kaybedilsin, bundan bütün köy ahalisi mesul edilecektir. Aynı zamanda bu hale cüret eden kimse de bila muhakeme idam edilecektir. Dedik ya biraz önce, evet. Bahsettik. Evet. Diye artık iyice anlaşıldı. Bu alçakların çok şenaat yaptıkları resmen de anlaşılıyor. Tecrübe için kadının birisinden biraz ekmek vermesini talep ettik. Hemen cevabı reddoldu. Bu suali erkeğe sual ettik. Aynı cevabı aldık. Yani bir parça ekmek vermiyorlar ne biçim köyse. Domel'de de ağırlamışlar sabaha kadar. Yani. Evet, evet. Evet. Buraya kadar uğramış falan filan devam ediyor artık. Ya burada yola devam ediyorlar. Evet, de yola devam ediyor. Kınık köyüne yaklaşıyorlar. Evet. Bir de burada şey var. Dedem birkaç defa ölüm tehlikesi atlatmış. Orada bir şeyden bahsediyor. Okuyalım mı? Üç defa bu köye girdiği zaman şey okuyor. Üç defa Fatiha-i Şerif. Üç ayetel kürsü, üç kere elem neşrah leke, üç kere ihlas-ı şerif, üç kere de salavat-ı şerif getiriyor. Bu beni alt defa ölümden kurtardı. Onun evet. İnancı. Evet hocam. Tamam. Oradan dedenizin notundan benim çıkardım. Horozlar bize yol gösteriyordu diyor. Hangisi? Kınık köyünün horozları. Evet. Konuştuk ya seninle evet, de. Evet. Horozlar bize yol gösteriyor. Neden?
Horozun sesi geldiği zaman o köye yaklaştıklarını, bir köy olduğunu, bir şey olduğunu anlıyor. Yarım saat mesafede. Sesini, yarım saat mesafe olduğunu, anlıyor. Yani. Sesi duydum, köye yarım yaklaştıklarını anlıyorduk diyor. 2-11-1921 Karahisar'ın yakıldığı eden o yakılma ateş devam ettiğini gazeteler yazıyor. Ve Ankara'ya varıyorlar. Cebinde deden hiç parası yok. Evet. Oradan bir mebusla karşılıyor mecliste. Bu kim, bununla ilgili biraz bilgi verebilirsen. Mebus karşı, mebustan şey istiyor. Afyonlu mebuslardan birisini istiyor. O da dehşet saati Ahmet Nebil Efendi'yi dedeme gönderiyor. Orada zaten Afyon'dan tanışıyorlarmış. Dedem parası kalmadığını, perişan durumda olduğunu şey yapıyor. Sağ olsun Nebil Efendi yanında 4 lira varmış. Evet. 4 lirayı dedeme takdim ediyor hocam. 4 lira veriyor. Evet. Ve bu almış olduğu 4 lirasının da 2 lirasını yolda giderken rüşvet olarak veriyor. Şimdi yani orası yolda çok önemli. Yolda eşkıyalar var. Battaniye alıyor, senin yaşayan ayakkabını alıyor, evet. Ceketini alıyor. O bu 2 lirayı da diyor, aldığım 4 liranın 2 lirasını da rüşvet için verdim. Anafor diyor galiba onlara da. Şeyi okuyalım Bey, hocam, burası okunacak bir yer var burada, önemli. O yeri ne kadar taneler var? Yani neler var? Ankara Sarıkışla, iki tane kışla varmış. Birisi Sarıkışla, Dedemgili Sarıkışla'ya götürüyorlar. Nekahtane, yani dinlenme yerine yatırıyorlar. Burası önemli biraz, istiyorsanız okuyayım yani. Birazcık bahsedeyim, çok değil de. Artık tabii atlayarak okuyoruz. Bilahare yazıcılar tarafından su istimal yapılmaya başlandı. Rapor başına 2'şer lira alıp gizli olaraktan bıraktıklarını öğrendik. Hastalara 2 lira alıp yazıcılar bırakıyorlarmış, rüşvet. Evet, evet. Yani rüşvet veriyorlar aslında. Lakin biz Nebil Efendi'den almış olduğum parayı bitirmek üzereydim. İstikrar etmiş olduğum 4 liradan yalnız 1,5 lira kadar param kalmıştı. Ben de battaniyemi satıp raporumu kurtaracağım. Lakin battaniye sahip bulamadık. Battaniyeyi satamamış orada. Bu suretle bu işi işte suya düştü. Ankara'nın kulağının dibinde böyle suistimallerin vuku bulursa başka yerlerde neler neler olmaz. Bu hale çok teessüf ettim. Bu hallere Ankara'nın mesul memuru gelip de teessüf ediyor ve ne kadar nekahatnelerdeki teptil havaları nicesin diye sorup sual ediyorum. Bir defa teptil hava olan kişide ne beklenir? Kendisi vatan için kimi iki elini, kimi bir kolunu, biri iki bacağını, kimi bir ayağını kaybetmiş. Kimi sahir uzuvlarından bazılarını kaybetmiş. Çolak olmuş, kör olmuş vesaire olmuş. Kimi hastalık neticesi vücudu güçsüz kalmış. Bu haller kendi keyfi için olmadı. Babasının evinde hiç olmadı. Sırf vatanını kurtarmak neticesinde olarak bu hale geldi. Babası annesi onun evinden vatanını müdafaa için yola çıkardığında o iki gözlü idi. Şimdi bu adam hanesine ya tek gözlü dönüyor veya hiç gözsüz olarak da gidiyor. Bunlar evlerinden tam azar olarak çıktılar. Şimdi ise hanesine çolak olarak, kolsuz olarak veya bacaksız olarak gidiyorlar. Dünyanın en ziyade merhametine, himayesine muhtaç olan bu kimseler nekahatle denilen yerde böyle kimselerden raporlarını ellerine vermek için bir de ikişer lira rüşvet alınır. Yu olsun böyle insanlara. Evet. Hatta bir örnek vermiş. Burada yalnız bir yaralı gördüm. İki eli kesmişler, bacağını da kesmişler. Yalnız gövdesinden başka bir şey yok. Bu adam hakkında ne söyleyeyim, ne yazayım? Artık siz takdir ediniz. Sonra. Evet. Şimdi sevgili Beyiç, evet hocam. Dedeniz buradan çaya geliyor. Değil mi? Çayda çok iyi iki insana karşılaşıyor. Hacı Nuri Efendi ve Emet Hanım. Evet. Bunun yani çayda geldiği zaman orada kolordu var. Değil mi? Çayda birinci ordu var. Bolu'da ikinci ordu var. İkinci ordu var. Birinci ordunun başında şey var. Ali Esen Sabis Paşa meşhur. Ve burada asker subayların çocukları da geldiği için veyahut da kendileri de kışladan döndükleri zaman kalabilmeleri için çayda hiç kalacak ev yok. Evet. Kiralık ev yok. Bulunur. Ama bu Nuri Efendi ile Emet Hanım amcana bizde kalabilirsin diyor. Değil mi? Evet, evet. Amcanın yemesi, içmesi, sonra çamaşırları, her şeyini bir fiil yerine getiriyorlar. Ve 4 ay sürüyor bu. Evet. Çaydan ayrılmadan önce amcan tabii hava değişimi olduğu için
bir dükkanı boş gezmemek için bir dükkan açmak istiyor. Nuri Zaten. Efendi ile beraber ortak bir dükkan açıyorlar. Bu dükkanda da kalabilmesi için Emati Hanım koltuk, yastık, ne varsa onun dükkanın üstünde gönderiyor. Değil mi? Evet, hatta evet. Evde pişen hatta her yemeği gönderiyor, bakıyor yani. Hani gönderiyor. Kendi evladından hiç farkı yok yani. Dört ay iş ediyor. Evet. Hatta dedi diyor ki benim annem bile bu kadar bana hizmet etmedi diyor. Evet. Nur için yatlar tabii. Bizim Anadolu ve misafir de olmuşlar yani. Afrin'den gelenler yatacak yeri yok. Dedem o kıytırık yerde onları misafir etmiş yani dostlarının. Alişan Paşa'nın şeyi var hocam orada. Alişan Paşa'ya geliyoruz. Evet. Çay'da evet, 78'den çünkü sünnet düğünü yaptırıyor. Düğün Alişan Paşa'nın Çay'da değil mi? Alişan Paşa Çay'da. Türkiye tarihinde 36 yaşında gelen şey, orijinal olan tek adam. Tek adam. Çay'a geliyor. Daha önce de zaten Kutul Amara'da İngilizlerin ağzını yakmış bu adam. Yani İngilizler yaka silkiyorlar Alişan Paşa'nın. En çekindikleri adam. Şeye kaçırılıyor, yurt dışına kaçırılıyor. Geliyor, neyse orada 36 yaşında 1. Ordu Komutanı olarak göreve başlıyor. Yani çayın rengini değiştiren bir adam yani. 70-80 çocuğa sünnet düğünü yaptırıyor. Akşama kadar bando müzik çalarmış, halka moral verilmiş. Hastaları tedavi ettirilmiş şeyde, tıp doktorlara. Falan. Alişan Paşa halkın çok sevdiği değil tabii mi? Halkı Afyon inmiş, halkının evet, da çok sevdiği. Afyon milletvekili oluyor. Halkla sıcak temasa geçiyor. Halkla sıcak temasa geçiyor. Son derece zeki bir adam. Efendim söyleyeyim. Bu nereydi o ya? Sürgüne gidiyor. İngilizler onunla şeyini götürüyorlar meşhur. Ne adasıdır neyse adı aklıma gelmedi. Zaten Alişan Paşa gelince Sakarya Savaşı'nın rengi değişiyor. O adadan kaçıp geliyor. Sakarya Savaşı'nın rengi değişiyor. Şimdi geliyor burada tekrar Akşehir'den rapor alıyor değil mi? Evet. Çayın tanıtımı yapılıyor. Boş kalma raporu. Burada Akşehirlerin çok güzel anlatıyor. Akşehirlerin diyor iki göz evi varsa diyor bir gözünü kiraya verir bir gözünde kendisi oturur diyor. Ve muhacirlere, göçmenlere verdiği bunlar. Ve ticareti çok iyi bildiklerini ve halkının altına karşı büyük teveccüh gösterdiğini ve hatta kız çocukları köylerde ürettikleri maydanoz, marul, yeşillikleri Akşehir pazarında satıp ne yapıyorlarmış sattıktan sonra? Altın alıyorlarmış. Yani biz ceyizimizi değil, ceyiz mi alacaksın bunları? Yok diyor altın alacağım. Oraları okuyalım hocam birkaç hatıra olsun. Zamanımız az kaldı. Birazcık uzun değil. Tamam. Kısa kısa anlatacağız. Bolvedin'in tanıtımı var orada. İki defa Bolvedin'e gelip gidiyor. Buyur Bolvedin'i tanıt sen bakalım. Okuyayım mı? Oku. Çay'da 4 ay bulunduğum müddetçe iki defa Bolvedin gazasına sefer ettim. Birincisi tüccar eşyası almak için, ikincisi Hacı Yunus Zade Hüsnü Efendi haber göndermiş onunla görüşmek için. Bir parçada Bolvedin'den bahsedip bu 4 aylık hatırayı nihayet vereceğim diyor. Evet. Bolvedin Çay'a neyse nereden okuyalım? Evet şuradan okuyalım. Bolvedin çok zengin bir memlekettir. Atlayarak okuyoruz hocam kusura bakmayın. Bolvedin çok zengin bir memlekettir. Ailesi mütedeyin, hüsnü ahlak sahibi, kendi işlerinde namuslu tüccarlardır. Lakin külah giydirmeleri pek yamandır. Alışverişlerinde de çok kurnaz hareket ederler. Aldanmanın hiç yanına yanaşmazlar. Bunun için gayet kurnaz hareket eden Ermeni, Rum ve Yahudiler bile bu memlekette mağlup edilmişlerdir. Bu cihetten Bolvedin'e şayene teşekkürler. Burada hiçbir Hristiyan yaşayamaz, yaşatmazlar. Farz edelim 1.000 lira sermaye ile buraya gelip ticaret etmek isteyen bir Hristiyan 2 aya varmaz iflas eder. Çırılçıplak defolur gider. Böyle bir yere gelmemesi için ceddine lanet ettirirler. Bolvedinler harca karşı çok müttefik hareket ederler. Yabancı tüccarları pek barındırmazlar. Gayet açık gözlüler. Farz edelim ki bir kişiden afyon aldık. Afyon sahibine bu fiyatı afyon aldığımızı kimseye söylememesi için söz aldık. Afyonu tartıp teslim almak için mal sahibinin hanesine gittik. Afyonu tarttık, teslim aldık. Afyonu henüz kapıdan çıkartmadan bütün Bolvedinler senin afyonu kaça aldığını haber almıştır. Halbuki afyon... Tamam bir iş bekliyor. Tamam mı? Tamam.
Şimdi burada dedenizin geri kalmamızın nedeni üç tane şey söylüyorum. Bunlardan bahseder misin birazcık? Ha şey mi hocam? Geri kalmamın sebepleri mi? Türkiye'nin o dönemde geri kalmasının nedeni. Evet. Bir hocalar, ben açayım sana biraz. Tamam hocam, açalım. İki askeriye. Evet. Hayatın üçü de hayatın bize çok uzak olması diyor. İlerlemize engel olan sebepler. Üç tane sebep saymış dedem. Birincisi cahil hocalar. Evet. İkincisi Türkiye'nin terakkisine sureti katiyede sert çekmişlerdir. İkincisi askerlik. Üçüncüsü hayatın bize uzaklığı. Yaşamanın ne demek olduğunu bilmiyoruz. Tabii bu miras bize babalarımızdan, dedelerimizden kalmıştır. Çünkü zaten yaşamaya fırsat olmuyor. 17 yaşına gidiyor, askere gidiyor. Evet. Çünkü kendileri hayata hazırlanmadıkları gibi biz de hayata hazırlamamışlardır. Kendimizin hazırlanmasına da mani olmuşlardır. Hazır yeri gelmişken şurada ufak bir misalcikten bahsedeyim. Terakkimize mani olan cihetin ben kendi şahsı hayatımı ispat etmeye gayret edeceğim. Bazısı vatansız, dinsiz, namussuz alçaklar terakkimize mani olan cihetin din olarak gösteriyorlar. Haşa! Dinimiz terakki etmemize daha ziyade teşvik eder. Ben terakkimize mani olan cihetleri kendi noktayı nazarımda teşrih etmeye çalışacağım. O alçaklar görsünler ki mani terakki olan din midir yoksa başka şey midir? Terakkimize mani olan cihetin birincisi cahil hocalarımız olaraktan göstermiştim. Evvela bir parça bunu izah edeyim. Bir sürü örnek tamam, verin. Tamam, onları biliyoruz biz zaten. Daha önceki konuşmalarımızı da yaptık. Rahmetli dedenizin adına Osman Çizmeciler, Afyon'un şairlerinden biri değil mi? Tabii, kişiyi ölümünden sonra 1977 yılında bir şiir yazıyor. Tamam. O şiirde oku, biz beraberce bu programı sonlandırıyoruz artık. Hocam 27 Ağustos'ta okuyalım mı? En son Afyon'un kurtuluşu. Bir dakika okuyorum. Bir dakika bak bitti. Tamam o zaman şey okuyayım. Şiir okur ve... Osman Çizmeciler. Aruz'da şiir yazan son şairlerimizdendir. Dedem için yazdığı Behçet Görkut'un ardından diye bir şiir yazmış. Vezni, mef'ulü, mefa'ülü, mefa'ülü, fa'ülü. Behçet Görkut'un ardından. Uçtun mu yuvadan koca Behçet, ulu Görkut'un. Şehbal gibi haşmetle kanat çırptın o gökten. Artık güneşin doğmayacak biz gibi şarktan. Oldun yüce bir nuru muazzamla mülaki. Dünya budur hiç kalmadı baki bile baki. Şaşmazdı tedebbü edebilmek emelinden, düşmezdi kitap her ne zaman görsem elinden. Tarih okuyordu çalarak gün ecelinden, 90'dı yaşı, fikri modern, genç bir aydın. Hayretle kalırdın ona bir bahsi sorsaydın. Çok az konuşur, soylu ve sakin idi her dem, şefkatli, güler yüzü, temiz kalpli eniştem. Allah'a erişmek sana bayram, bize matem. Evvel giden ecdada ve ahbaba selamet. Tanrı sana ihsan ede kufran ve selamet. Evet. Allah hem Osman Bey'in hem dedenizin hem de bu kahraman askerlerimizin ruhlarını şad etsin. Onları unutmayacağız. Zaman ve gün geldiği zaman tekrar konuşacağız, sohbet edeceğiz. Biz Afyon halkına mutluluklar, sağlıklar, tekrar bize bugünlerin gösterilmemesini. Yani bizi böyle vurdular. Dikkat etmezsek bizi yine vururlar. Zaten evet. Yine vurmaya kalktılar. 15 bu kitap 15 Temmuz'da şey hocaların yapmış olduğu Fethullah Gülen'den sonra yazılan bir kitap, basılan bir kitap belediye tarafından. Herkese sağlıklar diliyoruz. Güzel günleri beraberce huzur içerisinde yaşamayı istiyoruz.